Biz kayyum atandığı günden beri buradayız. Türkiye'de Hakkari'ye atanmış olan kayyum bir kez daha demokrasiye, bir kez daha seçilmişlere, bir kez daha Kürt halkına yapılmış olan bir darbedir. Bunu her ne kadar iktidar bir biçimiyle Türkiye kamuoyuna açıklamaya çalışsa da emin olalım ki hiçbir biçimde bir açıklama yapamıyor, bir izahat getiremiyor. Kendileri buna darbe değil diyor, biz altını kalın kalın çiziyoruz. Bu Kürt'ün seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir. Kürt'ü bu ülkenin asli yurttaşı olarak görmemek demektir. Ve bu Kürt'ün iradesine, Türkiye halklarının iradesine ve Türkiye demokrasisine yapılmış olan tas tamam bir siyasi darbedir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Erdoğan çıktı bunu savunmaya çalışıyor. Ve diyor ki hakkında dava olan diğer belediye başkanları, eş başkanlarına da kayyum atanacağına dair bir mesajı vermiş oldu. Buradan bir kez daha kendilerine diyoruz. Anayasaya aykırı davranmak, yasaları çiğnemek, bu ülkeyi Kürt ve Türk diye ayırmak şu an artık onların yaptığı iştir. Aslında bu ülkeyi bölen onlar, aslında bu ülkeyi çete biçiminde yöneten kendileridir, ayrımcılık yapan kendileridir, hukuku tanımayan kendileridir. Mehmet Sıddık, eş başkanımız, Hakkari halkının oyunun yarısını almış bir belediye eş başkanımızdır. Onlar ısrarla bunları farklı kanallarla ilişkilendirmek istiyorlar. Oysa ki her iki eş başkanımız da Hakkari'de halk oylamasıyla seçilmiştir. Kandil gelip halk oylamasında oy kullanmadı. Kandil gelip YSK'nın gözetiminde gerçekleşen seçimlerde oy kullanmadı. Burada buranın halkı doğrudan Hakkari halkı seçmiştir iki eş başkanımızı ve belediye meclisimizi ve bu iradeye saygı duymak zorundalar. Ama bu iradeye ne yazık ki saygı duymak bir yana, bu iradeyi tanımamak, halkın iradesini tanımamak konusunda adeta ant içmişçesine kayyum politikasını sürdürme konusunda verdikleri mesajla belli ki bunun devamını da Kürdistan'da, Türkiye'de bunun devamını da getirecekler. Biz buradan kendilerini uyarıyoruz. Türkiye'de artık kayyum rejimine hiç kimse müsamahakar davranmıyor, davranmayacak. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından DEM Parti'ye hayatı boyunca oy vermemiş, belki hayatında da oy vermeyi düşünmeyecek kadar bu partide farklı düşünen insanlar dahi kayyum rejimine hayır dedi. Bu önemli bir konudur. Türkiye'de, Avrupa'da herkes kayyum rejimine hayır demektedir. Erdoğan, saray ve onun küçük ortağı bu ülkeyi uçurumun derinliklerine sürüklüyorlar. Halkı uçurumun derinliklerine sürüklüyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye halkları bunu kabul etmiyor. Bu meşru değildir. Bu adeta bir darbedir. Bakın, kendileri darbe değil diyor ya. Dün biz Hakkari Valiliği'nin önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdiğimizde ve oturma eylemimizi gerçekleştirdiğimizde polis barikatının arkasında jandarma konumlanmıştı. O fotoğraf ki Türkiye tarihinde AKP iktidarının sadece kolluk kuvvetiyle ve yargıyla değil, sadece İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'yla değil, sadece saray rejiminin doğrudan görünen yüzüyle değil, aynı zamanda asker postallarıyla da Hakkari'de bir darbe yaptığının fotoğrafı tescillenmiştir. Dün valiliğin önündeki bu fotoğrafı tarih asla unutmayacak. Ve ayrıca şunun altını çizmek istiyorum. Mehmet Sıddık eş başkanımız için 2010'da konu olan, 2014'te açılmış olan bir davası vardı, evet. Ama bu dava 10 yıldır öyle durmaktadır. Ne zaman ki kendisi belediye eş başkanı seçildi, bu davası devreye kondu ve kayyum atandığı zaman daha gözaltı yeni gerçekleşmiş, daha İçişleri Bakanlığı yazıyı henüz göndermemişti. Yani adeta Süleyman Soylu'nun bu ülkede
söylediği icra olmuştur. Siz yapacağınızı yapın, kanun arkasından gelir. Aynen öyle yaptılar. Ve yargı gözaltı süresinde duruşmasının gününü dahi beklemeden kayyım atandı. Oysaki süreç şöyle işlemelidir. Bunu sadece biz DEM Parti olarak söylemiyoruz. Türkiye'deki bütün hukukçular söylüyor. Türkiye'deki bütün baroların yaptığı ortak açıklamada bunun altı çizilmiştir. Ve olması gereken normal şartlarda şudur. Zaten arkadaşımız hakkında tezgahlanmış olan bu davayı kökten reddediyoruz. Gayrimeşrudur. Sarayda yazılmış senaryolardır. Tıpkı Kobani Kumpas davası gibi sarayda yazılmış senaryolardır. Ve bu davaların hiçbiri hukuki değil, siyasi intikam davasıdır. Ama yine de bütün bunlara rağmen olması gereken dava süreci ilerler. Nihai karar verilene kadar belediye eş başkanı görevinden el çektirilemez. Nihai karar açıklandıktan sonra dönülür belediye meclisi, kendi belediye eş başkanını kendisi belirler. Esas halkın iradesine saygı duymak, duymanın kanalları buradan geçer. Ama onlar yine kendilerinden birini seçerler. Söylemi ve fikriyle kendileri seçilmişin yerine atanmışı getirerek adeta bizleri orta çağın gerisine götürmüşlerdir. Orta çağın gerisine götürmüşlerdir çünkü sadece krallıklarda, sadece padişahlıklarda, sadece faşist rejimlerde atanmışlar seçilmişlerin yerine geçer ve yönetir. Ez cümle diyeceğimiz şudur. Bizler Hakkari halkıyla beraber Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle, Türkiye'de haktan, adaletten yana olan her kesimle, kayyım rejimine karşı olan her kesimle, bu ülkede bir anayasa vardır, anayasanın asgari koşulları hayata geçirilmelidir diyen her kesimle kayyım rejimine karşı mücadele etmekteydi. Bu sesleri daha çok güçlendirmeye, daha çok bir arada olmaya, daha fazla bu kayyımcı rejime karşı durmanın tam da zamanıdır. Bunlar Hakkari'ye bugün kayyım atayarak demokrasiyi sadece toprağa gömmediler, üzerine beton da döktüler. İktidar artık gayrimeşruydu, daha da gayrimeşru konuma gelmiştir. Bu iktidar iyice güç kaybetmiştir. Altını kalın kalın çizdik defalarca. AKP'nin tabanı bile kayyım rejimine karşı çıkmaktadır. Bunu hakkaniyetli ve adil bulmamaktadır. Biz seçim çalışmalarını yürütürken ve saha çalışmasındayken AKP seçmeninden dahi biz bunları duyduk. Ve buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP artık gayrimeşrudur. Gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. Ve zaten güç kaybetmişlerdir. Tarihin çöp sepetine gömüleceklerdir. En sonki seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe de baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı bir daha atamalarının bir nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynaklarına haline getirmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye'de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını buradan Hakkari'den kayyım atadıkları, kayyım rejimini buradan bir kez daha genişletmeye çalıştıkları, odak olarak seçtikleri Hakkari'den bütün Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir.